Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Yine sizlere çok güzel bir tarifle geldim. Sağlıklı, şekersiz, pekmezli bir tarif ve bolca kakao kullandım ki böyle bir pasta havası, hazır bir kek havası verelim diye. Yine evdeki malzemelerle yapacağız bu güzel kekimizi. Daha önceki tariflerime gösterdiğiniz ilgiden dolayı size çok teşekkür ederim. Şimdi başlayalım isterseniz yapımına. Oda ısısındaki 3 tane yumurtayı kırıyoruz. Keklerde tüm malzemeler mutlaka oda ısısına gelmeli. Yani iyice ılınmalıdır. İyi kabarmasını istiyorsanız eğer. Süt, yoğurt ne varsa. Yumurtalarımızı kırdık. Şimdi şöyle güzelce bir halleştireyim. Önce karıştırayım. Şimdi pekmez ekleyeceğim. Pekmez de bana sadece harnup pekmezi ağır geliyor. Diğer tüm pekmezlerle yapabilirsiniz. Ama evde harnup varsa onunla da yapabilirsiniz keçi boynuzu pekmeziyle. Ama ben daha çok üzüm, dut, karadut gibi pekmezler kullanıyorum. Şimdi güzelce biraz hafif çırptıktan sonra pekmezi ekleyelim. Pekmez de soğuk değil. Hepsi oda ısısında. 4'te 3 çay bardağı, yani tam dolu dolu koymadım. Çok tatlı olmasını istemediğim için. Şimdi bizim evde çocuklarım, eşim bu yaptığım her şeyi yiyorlar. Ben bunları satmıyorum. Evimde yapıyorum. Aileme yapıyorum ve arkadaşlarıma. Emin olun tadı beğenildikten sonra size sunuyorum. Ve sonradan seslendiriyorum. Yapıyoruz, yiyoruz, değerlendiriyoruz. Ondan sonra ben bu videoyu ayarlayıp seslendiriyorum. Çok ender olarak yaparken sizlerle paylaşıyorum. Şimdi orada tel çırpıcıyla gücüm iyice kabartmaya yetmedi. Miksere geçtim. Güzelce yumurta ve pekmezi güzelce mikserle çırpalım. Sanki bir yumurta ve şeker karışımı yapıyormuşuz gibi. İyice bunları güzelce çırpalım ki kekimizin yumurtası güzel kabarmış olsun. Kekimiz de güzel olsun. Şimdi ben sızma zeytinyağı kullanıyorum çoğunlukla. Yarım çay bardağı sızma zeytinyağı koydum. Siz istediğiniz her türlü sıvı yağ koyabilirsiniz. Sızma kokar mı diye düşünenler varsa, eğer çok alışkın değilseniz koymayın. Normal sıvı yağ koyun. Yine ılık oda ısısında bir bardak. Bu yağsız bir süt. Arzu ederseniz normal evinizde hangi süt varsa o sütten ekleyin lütfen bir bardak. Şimdi tabii biraz büyükçe bir kek yapmak istedim ben. Yoksa hepsini böyle yarım yarım da koyabiliriz. Yarım ölçüde yapabilirsiniz. Yani küçük bir kaba, bir tepsiye bu ölçülerin yarısını da yapabilirsiniz. Şimdi dolu dolu 3 yemek kaşığı koyuyorum. Yabancı tarifi aşağıda 4 yazacağım. Çünkü onlar silme olarak ölçüyorlar. Bizim tepeleme 3 yemek kaşığı kakao koymuş oluyorum. Özellikle bol kakao istedim. Hem rengi hem tadı, dokusu gerçekten çok güzel oldu. Güzelce kakaoyu da ilave edip çırpalım. Eğer kanalıma abone olursanız, burada da tarçınımız var, 1 çay kaşığı. Hem normal şekerli tatlı olarak hem de diyet ve sağlıklı olarak bir sürü tarifim var. Ve bundan sonra gelecek olanlar için de oradaki bildirim ziline basarsanız hemen haberdar olursunuz. Burada 2 su bardağı un var. Bu tam buğday unu ile beyaz un karışık. İkisi karışık burada. 2 su bardağı. Çoğunluğu beyaz. Şimdi elimde süzgecim varken kabartma tozu ve vanilyamı da eliyorum. Hepsini eleyerek koyuyorum. Hatta kakaoyu bile bu noktada birlikte eleyebilirsiniz. Tüm kuruları eleyebilirsiniz birlikte. Güzelce karıştıralım. Şimdi mikseri tabii ki takip edenler beni biliyordur. Bıraktım artık yumurtaları söndürmemek için. Unu ve kuruları koyarken artık mikseri bırakıyoruz ya da çok düşük seviyede çalıştırıyoruz. Burada tel çırpıcı yerine elim o anda o geldi. Spatula ile de karıştırabilirsiniz. Çırpıcı yine tel derken, bu tabi biraz silikon da, şekli itibariyle tel çırpıcı. Bu biraz daha tabi rahat karıştırıyor el çırpıcısı.
Şimdi 2 su bardağını biraz az geldiğini düşündüm. Bir yarım su bardağı daha ekliyorum eleyerek. Bunu da güzelce karıştıralım. Yine böyle alttan üste kabarttığımız yumurtaları söndürmeyecek şekilde. Yani normal şekerli bir kek değil diye bunun sönük ve kötü görünmesi gerekmiyor. Gayet güzel kekler yapacağız sizinle. Göreceksiniz, çok güzel pastalar yapacağız. Ve mümkün olduğunca normal tariflerde bile size az şekerli sunmaya çalışacağım. Onu da söylerim, isteyenler arttırsınlar diye. O kadar çok yorum yazdınız önceki tariflerime, o kadar çok soru sordunuz ki çok mutlu oldum. Hem sayfamı inanın daha da çok sevdim sizlerle tanıştıkça. Yurt dışından, il dışından bir sürü arkadaşlar da yorum yaptılar bana. Yapabilen oldu, yapamayan oldu ama elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Tabii bu bizim şu anki becerimiz yılların deneyimine geliyor. Yıllardır yaptığımız şeyler. Siz de ilk defada sakın pes etmeyin. Mutlaka birkaç defa sonra mükemmel tarifler yapacaksınız, emin olun. Hafif koyuca bir kek kıvamı oldu benimki. Böyle de olabilir, az daha sıvı da olabilir. Evet, hafif koyu olunca da daha iyi kabardı, doydu böyle una. Ondan dolayı biraz koyu yaptım. Şimdi katı yağla da yağlayabilirsiniz. Ben sıvı yağla yağladım bu defa. Kalıbınız böyle iyi bir kalıp değilse, ince ise lütfen unlayın bir de içini. Böyle unları serpip bir çevirin. Benim kalıbım döküm. Ondan dolayı kolay kolay kesinlikle yapıştırmaz. Fazla yağını alıyorum. İyi durmuyor çünkü piştikten sonra. Yağını aldım. Şimdi her yerini yağladım. Kalıbıma döküyorum. Dediğim gibi kalıbınız eğer çok iyi değilse lütfen yağdan sonra hafif de unlayın kalıbı. Mükemmel görüntü çıkacaktır o zaman ortaya. Katı yağla yağlayıp hafif de unlarsanız bayılacaksınız keklerinizin görüntüsüne. Evet. Zaten bu karışımı var ya, yani çiğ çiğ bile yersiniz. Bol kakaolu ya, mükemmel bir şey. Çikolata eritilip de koyulabilir içine. O da ayrı mevzu. Ama ben istiyorum ki hepinize böyle en az masraflı, en güzel tarifleri verebileyim. Her evde bulunan, şu anda seyrettiğiniz an belki de birçoğunuz kalkıp yapmak isteyeceksiniz. Şöyle hafif tezgaha vuruyorum havası çıksın diye. Damla çikolatam şu anda yoktu. Bitmiş, baktım bitirmişim. Şöyle serpebilirsiniz kekinizin üzerinden. Onlar çöker içine doğru, damla çikolatalar. Şimdi kabardı kekim. 165 derecede pişiriyorum. Kabardı. Bir baktım şişli. Evet, kurudu. Yani bu şöyle söyleyeyim size, sıcak fırında 25-30 dakika sonra bu. Yine her zaman kontrol edin. Bakın gayet güzel kabardı. 20 dakika asla açmıyoruz fırınımızı. Kontrol ettik. İçi de pişmiş. Misler gibi bir kek olmuş. Görünüyor zaten gördüğünüz gibi. Derler ya, lezzetinden çatlamış. Bu da öyle olmuş gerçekten. Önüne koyduğum kişiler bunu hazır pastane keki ya da market keki zannetti. O kadar güzel bir dokusu oluyor bunun arkadaşlar. Tariflerimi güvenerek yapabilirsiniz. Güvenmediğim, sevilmeyen hiçbir şeyi sizlere sunmam kesinlikle. Şimdi işte kalıbım da dediğim gibi döküm, çok rahat çıkıyor bundan. Hemen şimdi ters çeviriyorum. Granit kalıp olabilir, kalınca bildiğimiz kalıplardan olabilir ama iyi kalıp olursa çok rahat oluyor. Gördüğünüz gibi şekli şahane çıktı. Eşim burada dedi ki keşke beyaz bir şey yapsaydın üstüne, beyaz çikolata gibi. Doğru, haklı. Aklınızda olsun, fikir vermiş olayım. Ben o an düşünemedim. Bu koyuluk benim hoşuma gitti. Böyle size kakaolu kakaolu sunmak istedim. Şimdi bir de keselim bakalım içine. Ben bu tarz kekleri 15 senedir yapıyorum, en az 15-20 senedir pekmezli. O yüzden dokusundan çok eminim.
Evet, şimdi göreceksiniz. Hani diyorum ya, hazır kek gibi, pastane keki gibi bakın. Damla çikolata vesaire de atarsanız ceviz muhteşem olur. Ben size temel noktaları veriyorum. Zenginleştirmek size kalmış. Evinizde ne varsa, fındık, ceviz, hepsinden ekleyebilirsiniz. Üzerini çikolatayla süsleyebilirsiniz misafirleriniz için. Ben eskide bir öğretmen olarak size temeli bilgiyi veriyorum arkadaşlar. Gerisi size kalmış. Sizin zevkinize. Evet, videomu seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle sohbet etmek gerçekten çok mutlu edici bir şey. Yorum ve sorularınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmanızı da bekliyorum. Devamı gelsin arkadaşlıklarımızın. Herkese yapacak olanlara afiyet olsun. Heveslenenler haydi mutfağa diyorum. Bu gece çayın yanında şahane bir kek yiyin. Toplamda 40 dakikada bu iş biter çünkü. Şimdiden elinize sağlık, afiyet olsun.